Kültür Ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 2 Eylül Pazartesi, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca hem Türkiye'den hem de dünyadan öne çıkan bütün gelişmeleri detaylarıyla sizlere aktaracağız. Büyüme rakamları açıklandı bugün sevgili izleyenler ve Türkiye ekonomisi 1.5 daraldı. Bu ne anlama geliyor? Birazdan ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ile konuşacağız ve doğalgaza zam üstüne zam yapılıyor. Bir ay içerisinde %30'luk zam muhalefetin tepkisine neden oldu. Neler söyleniyor ona da yer vereceğiz. Ve bugün yeni adli yıl açılış töreni gerçekleşti. O törene bazı barolar katılmama kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o barolar için birkaç cümle kullandı. Hepsine bakacağız. Hemen başlayalım. Evet, Türkiye istatistik durumu yılın ikinci çeyreğine dair gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi Nisan ve Haziran ayları arasında %1.5 küçüldü. Gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1.5 azaldı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri 3.4 arttı. Sanayi sektörü 2.7 ve inşaat sektörü 12.7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri 0.3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksi ise 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1.4 azaldı. Öte yandan devletin nihai tüketim harcamaları 3.3 artarken gayri safi sabit sermaye oluşumu 22.8 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak 8.1 artarken ithalatı ise 16.9 azalırken iş gücü ödemeleri 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 21.1 net işletme artığı karma gelir ve 9.9 artış gösterdi. 1 ay içerisinde doğalgaza gelen %30'luk zam muhalefetin tepkisini yol açtı. İyi Parti tarafından yapılan açıklamada 1 ay içerisinde doğalgaza ikinci kez zam yapılması yaklaşan kış öncesi milletimizle alay etmektir denildi. ...31 Mart seçimlerinin sembol görüntüsü, nereden nereye şarkısı eşliğinde miting meydanlarında çay paketlerinin dağıtılmasıydı. Biz halden anlarız. Kışın içinizi ısıtacak bir müjdem var. Doğal gaz bütün evlerde yıl boyu %10 daha ucuz olacak. YSK'nın tartışmalı iptal kararından sonra gerçekleşen İstanbul seçimlerinin akıllarda kalan sloganı ise AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın doğalgaz için verdiği indirim vaadi oldu. %10 daha ucuz olacak. Ancak son haftalarda doğalgaza gelen zamlar tüketiciyi çileden çıkardı. Muhalefet de o zamlara tepki gösterdi. İyi Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir ay içerisinde doğalgaza ikinci kez zam yapılması, yaklaşan kış öncesi milletimizle alay etmektir. Milletimiz kışı nasıl geçirecek, hiç mi düşünmüyorsunuz? Milletimizden bu kadar mı uzaklaştınız denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da miting gerçekleştirdi. Ancak mitinge katılım düşüktü ve Erdoğan'ın isim vermeden Davutoğlu'na yönelik verdiği mesajlar da bir o kadar dikkat çekiciydi. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu memleketi Konya'da hedefine aldı. Partiden ihraç edileceğinin sinyalini verdi. Bu yolculukta
hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu'nun memleketi Konya'da iki ayrı programa katıldı. Öğle saatlerinde gerçekleştirdiği miting bugüne kadar Konya'da yaptığı en düşük katılımlı program oldu. Tarih boyunca nice büyük medeniyetlerin zirve şehri Konya bugün de ülkemizin iftihar kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesinde yer alıyor. Davutoğlu'na yakınıyla bilinen isimler mitinge katılımın düşük olmasını Konya Davutoğlu'na sahip çıktı sözleriyle değerlendirdi. Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Erdoğan mitingde Davutoğlu'nu hedef almadı ama akşam saatlerinde Konya İl Teşkilatı'nın düzenlediği yemekte isim vermeden iletti mesajlarını. O sözler Davutoğlu ihraç mı edilecek sorusunu getirdi akıllara. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dikkat çeken bir paylaşım yaptı sosyal medyada. Altun, biz adamın nereli olduğuna değil nerede durduğuna bakarız dediler ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katılmıştı. AKP'li Burhan Kuzu o düğün sonrasında İmamoğlu'nu hedef alarak Hüseyin Yaşar ve ailesi hakkında terör örgütüne yakınlık suçlamasında bulundu. Yaşar, Kuzu'ya sert bir dille yanıt verdi. FETÖ'yle kol kola olan bize çamur atamaz, mahkemede hesaplaşırız dedi. Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katılmıştı. İmamoğlu'na karşı yoğun ilgi gösterilen o düğün sonrası, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu, sosyal medyadan Hüseyin Yaşar ve ailesi hakkında terör örgütüne yakınlık ithamında bulundu. Kuzu sosyal medyadaki o paylaşımında, İmamoğlu Batman'da terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen bir düğüne katılıyor. Diyarbakır'daysa HDP KK'lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDP KK'nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor ifadelerine yer verdi. Bu ifadelere karşın Hüseyin Yaşar, Burhan Kuzu'ya sert yanıt verdi. Kuzu'nun FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le fotoğrafını paylaşan Yaşar, sosyal medyadan şu açıklamaları yaptı. Avukatımı aradım, mahkemeye vereceğim Burhan Kuzu denilen zatı. 30 yıldır siyasetteyim. Hiçbir örgütle ne benim ne de ailemin bağlantısı ve üyeliği olmadı. Tam tersine hep şiddete karşı durdum. Dün FETÖ'yle kol kola olan bize çamur atamaz. Mahkemede hesaplaşırız. Yaşar, utanmadan bir de bize laf atıyorsun. Önce bizi araştır bakalım. Sonra konuş. Seni mahkemeye vereceğim dedi. İl başkanının oğlu ve İmamoğlu'nun da katıldığı düğünle evlenen Cihan Yaşar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burhan Kuzu'ya tepki gösterdi. Yaşar, sözlü Profesör Burhan Kuzu, Sayın İmamoğlu Batman'da terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ailenin düğününe katılmış diyor. Kuzu, bizim ailemizde bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin FETÖ'yle kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz dedi. Diyanet'in Cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemesinin yankıları sürerken iki tartışmalı olay daha yaşandı. AKP Belediye Meclis Üyesi Reşit Kereş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'ten söz edilmemesini eleştirenlere ve kadınlara hakaret etti. Trabzon'daysa caminin dışında poster asıldı ancak müftülük o posteri kaldırın dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı camilere gönderdiği Cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemiş, Diyanet'in bu skandalı bir camide cemaatle imamı karşı karşıya getirmişti. Bir tartışmalı olay da Trabzon'da yaşandı. Yeni Mahalle İncirlik Camii Yaşatma Derneği Başkanı Ali Sait Yılmaz, 30 Ağustos'ta caminin dışına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı. Müftülükten o resmi kaldır telefonu geldi. Yılmaz, kaldırmayacağım dedi. Atatürk bayrağımız bugüne kadar yoktu. Bir arkadaşımdan 30 Ağustos için ödünç aldım. 30 Ağustos'ta önce cami imamını aramışlar. Sonra ben il müftülüğünün telefonundan arandım.
Müdür olduğunu söyleyen kişi o resmi kaldır dedi. Hangi resmi diye sordum. Atatürk denilmedi. İsmini dahi söylemediler. Ben de kaldırmam dedim. Saat 19 gibi Trabzon müftü yardımcısı olduğunu söyleyen bir kişi özel cep telefonundan aradı. O resmi kaldırın, bayrak dursun orada. Yolu alsın o resmi de dedi. Neden diye sordum. Bayrak bizim simgemiz dedi. Atatürk bizim kurtarıcımız. Cumhuriyetin kurtarıcısı dedim. Bana terbiyesizlik yapma dedi. Diyanete tepkiler sürerken Çorum AKP Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş ise bir skandala imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde Zafer Bayramı'nda Atatürk'ten söz edilmemesini eleştirenlere ve kadınlara hakaret etti. Reşit Keleş, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Diyanet Kemalistlere göre hutbe yapacak, Diyanet Kemalistlere göre fetva verecek, Müslüman Kemalistlere göre başını kapatacak, Müslüman Kemalistlere göre inanacak, Müslümanların helalini haramını Kemalistler belirleyecek. Buna layıklık diyeceğiz. Siz kimsiniz? Yazarak küfür etti. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği kiraya veriliyor. Etimesgut'taki arazilerin metrekaresinin tarımsal üretim için 10 kuruşa kiralanacağı duyuruldu. Açık artırma tarihi ise 17 Eylül. Mimarlar Odası kiralamaya tepkide. Atatürk Orman Çiftliği'nde 300.492 metrekarelik bir alanın açık artırmayla kiraya çıkarılmasına karar verildi. Atatürk'ün mirası olan çiftliğin Etimesgut'taki arazilerinin tarımsal üretim için kiralanacağı duyuruldu. Açık artırmayla arazi kiraya verilecek. Metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarılacak. Tarih ise 17 Eylül. Mimarlar Odası ise bu adıma tepkili. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, satış ve kiralama yöntemiyle Atatürk Orman Çiftliği talan ediliyor dedi. Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaparak Atatürk Orman Çiftliği arazilerine sahip çıkıp kent tarımı yapılmalı, halka ucuz ve sağlıklı gıda teminine öncülük edilmeli dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İspark'la ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bizim şehrimizi, bizim ilçemizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüştüm. Kim terörist? Kim terör örgütüyle üye? Yani bu ispat ister, bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten hani şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum, üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Memleketim adına üzülüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum. Bu açıklamaları dinleyince, okuyunca yapılmaması gerekir. Zira hani şunu söyleyeyim, bizim kapalı kapılar ardında konuşmak gibi bir adetimiz, geleneğimiz yok. Gayet şeffaf. Diyarbakır'a gittiğimizde il başkanlığımızı ziyaret ettik. Kameraların önünde kapıyı kilitlemedik. Belediyeye girdik kameraların önünde. Orada makamda ziyaretimizi yaptık. Hediyelerimizi verdik kameraların önünde. Gittik esnaf lokantasında Diyarbakır'ın o güzel şişini yedik, kebabını yedik kameraların önünde. Tavsiye ederim, Diyarbakır burma kadayıfı çok güzel, onu yedik ardından. Bu yani ülkemizin lezzetlerini ülkemizin vatandaşlarıyla paylaştık. Bu tanımlar, bu sıfatlar çok tehlikeli, çok tehlikeli ve incitici. İncitici. Biz demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Demokrasi güçlenirse demokrasi karşıtı kurumları, kişileri, örgütleri zayıflatırsınız ve ülke kalkınır. Yaptığımız şey bu. Efendim, Diyarbakır'da görevlerinden atılarak yerlerini kaybolan Ahmet Türk Bey, Selçuk Muzaffer ile bir araya geldiğinizde aynı yerdeyiz, aynı noktadayız ifadesini bulmuşuz. Bunda ne demek istemiştiniz? Şu, efendim? Yani ben de yasayla başvurusunu yapmış, hak kazanmış, hiçbir engeliniz yok denmiş, aday olmuş birisiyim. Kazandım. Evet. Seçimi kazandım. Ki YSK'nın hukuksuz bir uygulamasıyla mazbatamız elimizden alındı. Ardından bir seçim daha yapıldı. Yine kazandık, yine mazbatamızı aldık. Aynı yerdeyiz bu. Yani o vatandaşlarımız da başvurularını yaptılar. Hiçbir engeli yoktur diyen YSK. Bir suçu varsa niye sokakta? Geziyor beraber yan yana Diyarbakır sokaklarında yürüdük. Aynı yerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Diyarbakır benim. İstanbul benim. Yani sizin olduğu gibi ya da burada bulunan her yurttaşım olduğu gibi. Dünya güzeli şehirlerimiz hepsi bizim. Benim anlattığım aynı yerdeyiz. Aynı gemideyiz.
demokrasiyi birlikte güçlendireceğiz. Yapılan iş yanlıştır. İstirham ediyorum, bu yanlıştan dönün ki birilerinin eline fırsat geçmesin. Demokrasi kuvvetlensin. Hukuka aykırı olmayan kurumlar kuvvetlensin. Siyasi partiler, kanuna aykırı olmayan vatandaşın iradesi, milletin iradesi kuvvetlensin. Söylediğim her şey bu memleketin, bu memleket insanının, yurdum insanının, yurtta barış, dünyada barış ilkesine uygun davranması gereken bir coğrafyanın gereğinin yapılması adına çok faydalı şeyler söylüyorum. Efendim bir de şimdi Diyarbakır ziyaretinizde aslında hediyenizden de bahsettiniz. Oraya gittiğinizde Atatürk'ün portresini hediye ettiniz. Peki bu hediyeyle ne mesajı vermek istediniz? Bu yurdumun değerleri var. Her yerde geçerli. Herkesin hissetmesini isterim. Herkes de hissetsin isterim derken de hissedilmesi gerekir. Bu ülkenin kurucusu var, kurucu değerleri var. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık bir gün önce. Ben Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusu, kurucu değerlerinin bize kazandırılmasının öncüsü ve bu anlamdaki değerleri temsili noktasında her yerde bunu dile getirmiş bir yurttaşım. Sadece belediye başkanlığında değil, öncesinde Beylikdüzü'de belediye başkanlığı yaparken şimdi her konuşmamda bunu hissettirdim. Daha önce birileri hediye etmemişse onların sorunu bilemem ama ben gittiğim her yere bu ve bunun gibi simgesel temsili hediyeler götüren birisiyim. Orada da yine makam odamda bulunan tablonun bir benzerini, vatandaşı hisseden, vatandaşla bütün kibirden arınmış o duyguyu hisseden o güzel fotoğrafı paylaşmak istedim. 82 milyon insanın bir değeri, bir önderi olarak bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin misak-ı milli sınırlarının kurtuluş mücadelesini topyekun vermiş bir milletin önderi olarak o posteri Diyarbakır'da paylaştım. Gayet de memnun oldular. Kendileri aldıkları için de memnun oldular. Ben de verdiğim için memnun oldum. Gittiğim her yere getirmeye de hazırım. Getireceğim de. Kimsenin kuşkusu olmasın. Efendim bazı vakıflarla ilgili protokol iptalleri yaşandı ve bazı binalarda geri alındı. Bunun devamı gelecek mesajı vermiştiniz. Bununla ilgili kamuoyu da merak ediyorum. Gayet tabii. Bakın bütün israflardan kurtulacağız. Yani açıklayacağız bunları, çalışıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un en zengin kurumu bir binaya, tek bir binaya 2 milyon 200 bin liraya yakın ayda kira öder mi ya? Birçok, yani onun için o kadar çok konu ve mevzu var ki ben bunlarla mesulüm ve meşgulüm. Yani bu sabah saat 4'te başladı mesaimiz. Verimli yatırım nedir? Verimsiz yatırım nedir? Hepsini iyi biliyoruz. İyi ekonomistlerle çalışıyoruz. Yetmiyor, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ben bu milletin parasını millete en verimli şekilde kullandırmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Dolayısıyla ne yazık ki çok israf var, ne yazık ki çok ihmal var. Tek tek açıklayacağız. Bu tespit ettiğimiz bir bölümün açıklamasıydı. Yakında daha geniş açıklamalarımız olacak. Belki haftada bir olacak, belki 15 günde bir olacak ama ne yazık ki olacak. Keşke olmasaydı. Keşke denetimli bir mekanizma oluşturulsaydı, ben bunlarla uğraşmasaydım. Bazı kurumların sadece gelişmesine dönük cümleler kursaydım. Ama ne yazık ki böyle yoğun bir gündemimiz var ve olacak. Yani her gün bu noktada açıklamalarımız sizinle olmayabilir ama mutlaka haftada bir, 10 günde bir tespitlerimi sizlerle paylaşacağım. Zam kararı değil. Bu bir finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. Burada bir yanlış bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır efendim kar etmiyor, zarar etmiyor denen kurumun teslim aldığımız gün itibariyle Haziran sonu itibariyle 6 aylık bilanço 18 milyon zararı var. İspark niye zarar etsin? İspark niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz. İspark'la ilgili tam sadece benim katıldığım 4 saate yakın bir toplantı yaptık. Arkadaşlarım yoğun çalışıyorlar. Bakın sayı veriyorum. 60 binin üzerinde İstanbul'da ücretsiz ve indirimli yararlanan
araç sayısı var. 60 binin üzerinde. Ya bu nedir? Allah aşkına. Tespitler yapılacak. Derhal talimat verdim. Derhal her kurumdan bu anlamda yenileyin. Yazılarını isteyin ve azaltın. Bölüm sayı nedir Allah aşkına? 60 bin. Yani 3 bin değil, 5 bin değil, 6 bin değil. Bakın 60 bin. Büyük sayı. Ücretsiz diyorum. Bakın altını çiziyorum. Ve indirimli. Bunları düzenleyeceğiz. Tüm ile elden geçireceğiz. Biliyorum ki büyük bir azalma olacak. İkincisi, ya hangi çağda yaşıyoruz? Elden ücret. Burada bir kaçak var. Sorun var burada. Ve kredi kartlı ve İstanbul kart uygulamalı Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Hatta geçici bir dönem, ki tamamında kredi kartlı sisteme geçeceğiz. Ama geçici bir dönem bu teşvik edilmesi için, örneğin 10 lira mı ödüyorsunuz elden, kredi kartıyla 9 lira olarak ödeyeceksiniz. Yani teşvik edeceğiz bu sistemi. Bunun gibi kararlar aldık. Yanı sıra sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Park et devam et anlayışına uygun olmayan merkezi noktada otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Yani amacına uygun olmuyor. Tümüyle bir verimlilik çalışması bu. Finansal verimlilik çalışması. Benim İspark'ım niye zarar edecek? Ayda 2-3 milyon zarardan bahsediyoruz. Ayda. Tekrar söylüyorum. Bizim yönetimde olmadığımız Haziran sonu itibariyle zararı 18 milyon. Ve bunları resmi olarak vereceğiz. Şu anda da bir zam çalışması elbette olacaktır. Ama şu an itibariyle yoktur. Bütün bu söylediğim düzenlemelerden sonra bu fotoğrafı çekeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Bir sistem hatasıyla ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili de vatandaşların varsa fazla tahsilatlar iade edilecektir. Konu bundan ibarettir ama görecekler, İspark yıl sonunda farklı sürprizlerle, olumlu anlamda farklı sürprizlerle İstanbul halkına servis edeceğimiz değerli bir iştiraka dönüşecek. Efendim, işten çıkarmalar çok gündemde, çok konuşuluyor. Hatta Hak İş Başkanı, yanılmıyorsam, şu dakikalarda bir açıklama, bir basın toplantısı yapacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, ben sendikal yaşama, iş gücünün korunmasına, iş gücünün çalışma ortamlarında emekçinin korunmasına en çok önem veren insanlardan birisi olduğumu iddia ediyorum. Gitsinler İstanbul'da, hemen şurada yanı başında Beylikdüzü Belediyesi'nde nasıl uygulamalar yaptığımı, emekçiye nasıl davrandığımı, sosyal haklarını nasıl koruduğumu görebilirler. Arkadaşlar, arkadaşlarım bir çalışma yapıyor. Ya ben 18 Nisan'da görev almış birisiyim. Bana briefing yapıldı. Aradan 2 ay geçti, bir briefing daha aldım. Nedir bu eleman farkı ya? Arada 2 aydan bahsediyoruz Allah aşkına. Yani nerede duyduk mu biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2000 eleman alıyor ya da 2500'e, duyduk mu böyle bir şey? Hangi vicdana sığar? Hangi bu? Kaldı ki ben göreve aldığım hafta, düşünün yani, bir terazi koyalım ortaya. 1 milyar 600 milyon para gününden, normal uygulamaların gününden 15 gün önce hesaba yatıyor. Görev aldığımda kasasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyon para vardı. Maaş ödeyecek parası yoktu. Yani bu kadar düzensiz bir sistemin içerisinde bir de siz binlerce insanı işe alıyorsunuz. Biz dedik ki bu adil değil. Duyuru yapılmamış. İnsanlar adil bir şekilde işe alınmamış. Kardeşim, ben bundan sonra iddia ediyorum. Diyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi liyakata göre adil, halamın oğlu, dayımın oğlu, birinin kızı, birinin yeğeni, hiç beni ilgilendirmiyor kardeşim. Giyimi, kuşamı beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul'dan insan kaynağı alacaksam, kuzeyliymiş, doğuluymuş, batılıymış, beni ilgilendirmiyor kardeşim. İşe göre en doğru, en şekli uygun, biçimi uygun, işe göre insanın alınması konusunda en adil sistemi uygulayacağız. Bakın, İSPER'deyiz. İnsan kaynakları uzmanı, şirketimizin yeni genel müdürü hanımefendi yanımızda. İşte bütün sistemleri bugün burada konuşacağız. Burada bir adaletsizlik tespit etmişse arkadaşlarım, bir yığın tespit etmişse, bununla ilgili tedbir alıyorsa İstanbul halkı lehine. Sorumlu sendikanın başındaki arkadaşımızın o işe alımların olduğu günde süreci takip etmesini diler ve isterdim. Bir cümle açıklasın onunla ilgili, başımın üstünde yeri var. Yani ben iddia ediyorum, hangi sendika kurumu olursa olsun, bir işveren olarak, hayatı işveren olarak geçmiş birisi olarak,
belediye başkanlığı da bir işveren kimliğidir, öyle kabul edelim. Öyle kimliğiyle beraber her sendikanın başındaki insanla, sadece bahsettiğiniz değil, iş gücüne ve emekçiye hizmet etme, onun haklarını koruma noktasında yarışacak bir kimliğim var. Bak, bu kadar iddialı konuşuyorum. Her sendikadan bahsediyorum. Yani o, bu, şu, o fraksiyon, bu fraksiyon demiyorum. Her sendikanın başındaki insanla bu konuda yarışırım, adil olma konusunda. Benim felsefem budur, arkadaşlarımın uygulaması da budur. Bu yolda da emin adımlarla devam edeceğim. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana torpilci belediye başkanı, partizan belediye başkanı diyemeyecek. İki seçim arası 2500 kişinin alındığı iddiaları ve tespit çalışması yapıldığı iddiaları da vardı. Tabii ki yapıyoruz. Bu iddialar ne derece doğru? İddia değil, doğru. İddia değil, doğru, tespitli. Yani zaten şu anda yapılan ve bunların içinde lüzumlu olan ya da gerekli olduğunu düşündüğümüz ya da adil olarak, evet, yani hiç mi ihtiyaç olmaz? Elbette olur. Onlara elbette arkadaşlarım dokunmuyor. Bu söylediğimiz iddia değil, gerçek. Onları ayırıyor, diğerlerinde bir takım müdahale. Ben onun için işçi temsilcilerini yanımda aldım, ağırladım. Ben doğru işe layık birisiyim diyorsanız gelin yine başvurunuzu yapın, göreceksiniz, hak ve hukukunuzu koruyacağız dedim. Gidin bunu arkadaşlarınıza anlatın dedim. Gayet güzel ağırladım. Duyuyorum ki onlar bile fırça yemiş. Yani benimle konuşan adam fırça yiyor. Ya niye fırça yiyorsun kardeşim? Amacın ne o zaman? O bakımdan bizim tespitlerimiz iddia değil, net. Ama bazı lüzumlu işe girişler vardır. Doğru tespitlerle, doğru yöntemlerle işe girişler vardır. Onları ayıklıyoruz. Buyur. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Konya konuşmasında bu işten atılmalarla ilgili bizim de yapacaklarımız var diye bir cümle kullandı. Bu ne anlama geliyor? Siz ne çıkarıyorsunuz? İkinci bir sorum da şu. İsmet binası kiralık bir bina. Aylık ciddi bir rakam ödeniyor ve eski İTO başkanına ait. Ve buranın sadece yapılma masrafı 6.2 milyon teşrifatı artacak. 8 trilyon civarında, 8 milyon civarında bir para harcanmış. Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Yani ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi imada bulunduğunu ben anlayamam. Çünkü ima uzmanı değilim. Yani ama ne ifade etti? Çıkarılmalarla ilgili bizim de yapacaklarımız var. Ne yapacak? Bilemem yani. İşe alacaksa buyursun alsın, mutlu olurum. Yani öyle bir şeyse aklıma ilk gelen o. Yani bir kuruma işe alacaksa çıkarılanları alsın, ben de mutlu olurum yani. Allah razı olsun derim. İstihdam yarattı derim. Yani çünkü ülke 30-40 yılın en işsizlik rakamları açısından en acı günlerini yaşıyor. En büyük, en acı günlerini yaşıyor. Yani milyonlarca insandan bahsediyoruz ve bunun en acı faturaları İstanbul'da yaşandı. Dolayısıyla keşke işe alsa, değil 2000 kişi, mesela imayı yorumluyorum sadece. Değil 2000 kişi, 200 bin kişi, 2 milyon kişi bir anda işe alsa ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı. Yani söylediğiniz israfla ilgili az önce de açıklama yaptım. Bu ve bunun gibi israf kalemleriyle uğraşacağız. Büyükşehir Belediyesi zaruri olursa makul rakamlarla, bakın ben de kiralama yaptım. Ama yani bedelinin dörtte birine, beşte birine, birine fırsat tanıyorsam veya onun belki de imkanı olmayan bir noktada kiralama yapıyorsam olabilir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da en son kiralama yapacak kurumlardan bir tanesi. En son. O bakımdan biz bu israfa karşıyız. Şu an gayrimenkul değerlemesi yapıyoruz. Gayrimenkul tespitleri yapıyoruz. Bu değerleme ve tespitler üzerinden insan kaynaklarımızı ve kurumlarımızı yerleştireceğiz. Bu simülasyonu yürütüyor arkadaşlarım. Çok hızlı tedbirler alacağız. Yani en önemli tasarruflardan birini de açıklayayım. Belediye başkanı, yani benim şahsıma yanılmıyorsam ya 17 ya 18 makam tespit edilmiş. Makam 18 nokta. Yani ben yetmez dedim, daha fazla istiyorum dedim. Çünkü benim yüz binlerce makamım var İstanbul'da. Her esnafın iş yeri benim makamım. Her iş adamının iş yeri benim makamım. Hatta her vatandaşımızın evi benim makamım. Sokaklar benim makamım. Onun için yetmez bana 17-18 dedim. Bir tasarruf da orada yapacağım. Bu israf ve tasarruf konusu bizim hayat felsefemiz olmak zorunda. Türkiye iyi gitmiyor. Türkiye bugün birçok konuyu konuşuyorsa, önceliyorsa ne yazık ki ekonomik sıkıntılardan dolayı bu noktada İstanbul olarak 16 milyonluk bir kentin yönetimi olarak elimizden geleni yapacağız. Evet, başka soru var mıydı?
teşekkürler. Çok teşekkür. Moraliniz yüksek olsun. Her şey çok güzel olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İspark'la ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca gazetecilerin sorularını da yanıtladı. O sorular arasında Diyarbakır ziyareti ve kayyum atamaları vardı. Yine bir değerlendirmede bulundu. Ancak onun dışında İspark'la ilgili kullandığı ifadeleri hemen sizlere aktaralım. 60 binin üzerinde araç ücretsiz yararlanıyor dedi. Aynı zamanda indirimli de yararlanıyorlar. Bu 60 bin rakamı çok büyük bir rakam. Bu konuyla ilgili talimat verdim. Hemen çalışmaları başlatacağız açıklamasını yaptı. Ve İspark'ın 6 aylık zararını da açıkladı. 18 milyon lira zararı var. İspark'ın açıklamalarında bulundu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Evet, devam edelim şimdi. Baroların tepkisine neden olan adli yıl açılış töreni Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılmayan baroları eleştirirken Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit istinaf mahkemelerine yönelik eleştirileriyle dikkatleri üzerine çekti. Törende konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da baroların eleştirilerine yanıt verdi. Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erkiğiyle onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na saldırmak aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır. Baroların Beştepe boykotunu bu sözlerle tepki gösterdi. Boykota katılmayan Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür etti. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği başkanlarımızı bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle yine şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Adli yıl açılış töreni tüm eleştirilere rağmen Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvetler ayrılığının yok edildiği eleştirilerine yanıt verdi. Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi işlerinde bağımsız bir şekilde çalışması, hepsinin de anayasada Cumhurbaşkanına verilen devletin başı misyonu etrafında birlikte hareket etmelerine mani değildir. Yargı reformu strateji belgesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Avrupa Birliği organları her ne kadar ülkemize karşı açıkça ayrımcı bir tutum içindeyse de biz bu reform belgesiyle aynı zamanda tam üyelik yükümlülüklerimize olan bağlılığımızı da göstermiş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle İnşallah demokrasimizi güçlendirecek, milli iradenin üstünlüğünü inşallah daha da pekiştireceğiz. Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan isim Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu. Adli yıl açılış töreni için şeffaflık vurgusu yaptı. Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda tüm tarafların katılımı ile şeffaf ve demokratik şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İstinaf mahkemeleriyle ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu Cirit. Aynı olayda aldıkları ceza bakımından bir kısım sanıkların istinafta itiraza geliyor olması, bir kısmında temize incelemesine tabi tutuluyor olması adil yargılama hakkını zedelen niteliktedir. Bu halde suçlardan birisi Yargıtay'da inceleniyor ise diğer suçların da aynı konumda olan bağlantılı suçların da Yargıtay'da incelenmesi gerekir. Devam eden soruşturmalarla ilgili siyasilerden gelen açıklamalar, bu konuda da tarafsızlık vurgusu yaptı Cirit. Siyasilere uyarılarda bulundu. Gerek yurt dışından üst düzey siyasi kişiliklerin devam eden soruşturmalara ve davalara ilişkin beyanları haklı gerekçeleri olsa bile belli yönde karar vermeleri için mahkemelerde çağrıda bulunmaları veya açıklamalar yapmaları adil yargılama hakkını güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki bağımsız ve tarafsız mahkeme fikriyle bağdaşmamaktadır. Cirit Avrupa Birliği'ne de tepki gösterdi. Söz konusu raporu değersiz bir kağıt parçasına dönüştürmüştür. Türk yargı etiği bildirgesi de görmezden gelinmiştir. Uluslararası alanda Türk yargısına yönelik karalama kampanyasının
bir parçası olan rapordaki ifadeler Avrupa Birliği'nin Türk yargısı ve kamuoyu önünde itibar kaybetmesine yol açmıştır. Ve baroların boykotuna katılmadığı için sert eleştirilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, o da kürsüde bu eleştirilere yanıt verdi. Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. İşte biz bugün bunun için buradayız. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi değildir, destekçisi değildir. Yargı erkinin üç eşit kurucu unsurundan savunmayı temsil eder. Feyzoğlu dikkat çeken önerilerde de bulundu. Türkiye Barolar Birliği'nin HSK'ya üye seçimine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Mesleki sınav çağrısı yaptı. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen zor bir sınav olmalıdır. Önerimiz son derece somuttur. HSK üyelerinin yarısını meclisimiz 3 taksim 5 gibi çok nitelikli bir oyla, dolayısıyla yüksek bir uzlaşma seviyesiyle belirlesin. Bu durumda uzlaşma kaçınılmaz olarak liyakat temelli olacaktır. Hem de demokratik yapı tesis edilmiş olacaktır. Kalan üyelerinde Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yine nitelikli oyla belirlenmesini öneriyoruz. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na da belli sayıda aynı yöntemle seçileceği HSK üyesi kontenjanı tanınmasını talep ediyoruz. Evet, yeni adli yılı konuşacağız. 2019-2020 adli yıl açılışı gerçekleşti. Telefon hattımızda da İzmir Barosu Başkanı Avukat Sayın Özkan Yücel var. Sayın Yücel, merhaba, hoş geldin Zeyna. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle yeni adli yıl hayırlı olsun diyelim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben mesajınızı almak istiyorum bugünle ilgili. Daha sonra sorularımı yöneltmek isterim. Bu arada sesinizi ben çok az duyuyorum. Hem yönetmen arkadaşımdan rica edeyim, hem de sizden birazcık daha yüksek ses rica edebilirim. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi. Buyurun efendim. Evet. Öncelikle ben de yeni adli yılın tüm yurttaşlarımıza, yargı camiasıyla birlikte hayırlı olmasını diliyorum. Sorunlarımızda bir azalma yok. Yargının sorunlarında bir azalma yok. Katmerlenerek artıyor ve artmaya devam ediyor. Bunu engelleyecek tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi bizim de en önemli temennilerimizden bir tanesi. Evet, bugün Beştepe'de gerçekleşti bu tören ve o tören içinde aslında bütün barolara bir davet gönderildi. Ancak o törene ilk olarak İzmir Barosu red yanıtını verdi. Şimdi elbette bizler biliyoruz, haberlerini yapıyoruz ama bugün için sizden yeniden neden bugün İzmir Barosu oraya gitmedi, neden geri çevirdi daveti, sizden dinleyelim. Evet. Demokratik hukuk devletlerinin en önemli özelliği erkler ayrılığını hayata geçirmeleridir. Erkler ayrılığının manası şudur. Yasama, yürütme ve yargı farklı ellerde, farklı yönetimlerde olmalıdır ki özellikle de yargı, yasama ve yürütmenin ortaya koyduğu faaliyetleri denetleyecek tek mekanizmadır. Bir yandan bir işi yapacaksınız, öbür yandan da sizi denetleyecek olan sizin altınızda, sizin talimatınızda, sizin görevlendirmenizle çalışıyor olacak. Şimdi bu koşullar altında verilecek kararın ne kadar hakkaniyete uygun ya da adil olacağı konusunda yurttaşların kafasında soru işareti olması bir yana, biz hukukçuların kafasında dahi bu soru işaretleri var. Yaşadığımız yargı pratikleri de bunun örnekleriyle dolu. Yani yakın zamana kadar idare mahkemelerinin yürütmenin yaptığı her işin karşısında engel teşkil ettiğini, bu mahkemelere bir çeki düzen verilmesi gerektiğini söyleyen biz değiliz. Yine yakın zamanda mahkemelerin istenmediği gibi kararlar veren, mahkemelerin üyelerini dağıtan, onları başka mahkemelere gönderen, muhalefet şerhi koyan tek üyeyi bir bölge adliye mahkemesinde bir dairenin başına getiren de biz değil. Yine yakın zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ve iç hukuk açısından Anayasa 90'a göre uygulanması zorunlu olan kararları, merak etmeyin bizim bir B planımız var, bunu uygulamayacağız tabii ki diyerek
mahkemeler eliyle B planlarını uygulamaya koyanlar da biz değiliz. Şimdi bu koşullar altında uygulamalar bu kadar açık ve netken, yürütme yargıya bu kadar müdahil oluyorken, bizim yürütmenin yer aldığı bir binada, yer aldığı bir ortamda adli yıl açılışını yapmamız, bu yapılanları tümüyle normalleştirmemiz, kabul etmemiz, bunlara ayan da olmamız anlamına gelirdi. Biz bu nedenle İzmir Barosu olarak dedik ki, erkler ayrılığı ilkesi bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesidir. Yargı bağımsızlığı en önemli mücadele alanlarımızdan biridir. Bu nedenle biz sarayda yapılacak bir adli yıl açılışına katılmayacağız dedik. Bunu söylerken sarayda kimin olduğundan bağımsız söylüyoruz. Yürütmenin başında kimin olduğundan bağımsız söylüyoruz. Biz kişilerle ilgilenmiyoruz. Biz ilkelerle muhatabız. İlkeler üzerinden konuşuyoruz. Hukuk devleti bir ilkedir. Bunun evrensel bir dili vardır. Bütün ülkeler hukuk devleti deyince ne olduğunu, ne anlaması gerektiğini bilirler. Hukuk camiası bunu bilir. Kimi açıklamalarda geçtiği gibi ülkelerin kendilerine özgü bir erkler ayrılığı uygulamasını hayata geçirdiği şeklindeki açıklamaların gerçeklikle, hukuk diliyle, evrensel hukuk kurallarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Erkler ayrılığı dediğiniz şey idarenin tümüyle yargı içerisinden elini çekmesiyle mümkündür. Bunu bakın, ben şimdi buradan söylüyorum, çağrımda söyledim, gitmiyoruz çağrısında söyledim. Bugün Metin Feyzoğlu da, birlik başkanımız, oradaki konuşmasında buna göndermeler yaptı ve dedi ki yapıda, STK'nın yapısında bir değişikliğe ihtiyaç var. Ama mesela orada hiç konuşulmayan bir şey var. Adalet Bakanı nerede? Adalet Bakanı'nın çıkması önerildi mi? Müsteşar erkeksin, müsteşar dahil olmasın dendi mi? Yüksek mahkeme yalnız HSK'nın yapısı değil ki, yüksek mahkeme yargıçlarını atama konusunda, yüksek mahkeme yargıçlarını belirleme konusunda yürütmeyi devre dışı bırakacak bir formül önerildi mi? Bütün bunlar maalesef gerçekleşmedi. O yüzden biz şunu söylüyoruz, yargı bağımsızlığı gerçekleşmeden yapacağınız her türlü iyileştirme, yargı adına yapacağınız her türlü iyileştirme günü kurtarmak adınadır, gerçek sorunu tespit etmez ve gerçek çözüm önermez. Bu nedenle biz orada değildik. Bir şeye daha yanıt vermek istiyorum. Buyurun. Söz konusu olan şey vatansa gerisi teferruattır. Evet. Şimdi satır aralarını okumak, okumak bile istemiyorum. Elbette ki söz konusu olan vatansa biz de oradayız zaten. Biz bu ülkenin hukuk sisteminin, demokrasisinin gelişebilmesi için tüm bunları öneriyoruz. Yargı bağımsızlığı derken, erkler ayrılığı derken elbette ki bu ülkeyi düşünüyoruz. Elbette ki yurttaşlarımızı düşünüyoruz. Elbette ki onların yanında yer almak için bunu söylüyoruz. Şimdi böyle bir cümleyle bizi sanki başka şeyler düşünüyormuş gibi bir noktaya sürüklemeye çalışmak tamamen gerçeği çarpıtmaktan ibarettir. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç sözü daha var. Onu da ben yöneltmek istiyorum size. Kuvvetler ayrılığı fikrine hep bağlı kalmıştır Türkiye. Ayrıca burası benim şahsıma ait değil, burası milletin evidir dedi. Ve katılmayan barolarla ilgili de Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanımızı bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum diye konuştu. Topladığımız zaman bu cümleleri nasıl değerlendirirsiniz? Bakın az evvel ben şeyi söyledim zaten. Ben oradaki kişiyle, orada kimin bulunduğuyla ilgili bir şey söylemedim. İzmir Barosu'nun tavrı kişilerden bağımsızdır. Uygulamanın kendisiyle ilgilidir. Orada bir başka partinin başkanı da bulunsaydı, orada bir başka kişi de yürütmenin başı olarak olsaydı, tavrım, tepkim, İzmir Barosu'nun tepkisi aynı olurdu. Hiçbir biçimde değişmezdi. Kişilerle uğraşmıyoruz. Uygulama ve ilkelerle uğraşıyoruz. İşimiz bu. Evrensel hukuk kurallarının Türkiye için, bütün yurttaşlarımız için, yargı sistemimiz için geçerli olmasını söylüyor ve bunun arkasında duruyoruz. O yüzden kişilerle ilgili bir şey söylemiyoruz. Ha, gelelim öbür tarafa. Bağnaz ve provokatif. Şimdi az evvel saydım yargıya müdahaleler konusunda yapılan işleri. Şimdi bunları yapanlar bağnaz değil, biz mi bağnaz oluyoruz? Hukuk devletini istemek, demokrasiyi istemek, insan haklarının geliştirilmesini istemek, ifade özgürlüğünün artırılmasını istemek, insanların bir yıl cezayı gerektiren bir suçtan dolayı 4-5 ay, 6 ay sırf idareden korktukları için, sırf başlarına gelebilecek şeylerden endişe taşıdıkları için cezaevlerine atılmalarına karşı çıkmak mı bağnaz? İzmir Barosu olarak biz
özgürlük diyoruz, demokrasi diyoruz, insan hakları diyoruz. Bunu her koşulda ve herkese rağmen söylemeye devam edeceğiz. Barolar Birliği Başkanımızın yanımızda yer almasını elbette ki isterdik. Maalesef ki olmadı. Kendi tercihidir. Ama biz Barolar Birliği Başkanı oraya gidiyor diye bunları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Üstelik provokatif bir davranış sergilemedik. Biz adli yılı kutlamıyor falan değiliz. Şu an ben İzmir'deyim. Şu an hala adli yıl kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. Sabah yargının bütün mensuplarıyla, yargının bütün ayaklarıyla, hakimlerimizle, savcılarımızla birlikte adli yıl açılışını gerçekleştirdik adliyenin içerisinde. O törene katıldık. Elbette ki katılacaktık. Burası bizim evimiz çünkü. Biz adli yıl törenleri yapılmasın demedik. Adli yıl törenleri yürütmenin binalarında yapılmasın dedik. Barolar Birliği Başkanımızın bir açıklaması vardı. Dedi ki biz Yargıtay'a ya gelin bizim salonumuzda yapalım dedik. Öyle olsaydı inanın ki biz de şu anda Ankara'da olurduk. Türkiye Barolar Birliği'nin salonlarında yapılacak bir adli yıl açılışı bizim açımızdan çok değerli bir şey olurdu. Zaten açıklamamızda da onu söyledik. Yargı mensuplarının kendi içerisinde gerçekleştirecekleri bir açılış bizim tercih ettiğimiz, bizim beklediğimiz, bizim özlediğimiz görüntüdür. Bu yalnızca açılışın mekanı sebebiyle gerçekleşmiş bir şey değil. Bu aynı zamanda öz itibariyle de yargı bağımsızlığının bugün büyük ölçüde rafa kalkmış olmasından dolayı söylenmiş bir şeydir. Biz bu ülke için istiyoruz, bu ülkenin yurttaşları için istiyoruz, demokrasi istiyoruz, hukuk devleti istiyoruz, yargı bağımsızlığı istiyoruz. Çünkü bunlar olmadan hiçbir yurttaş kendini güvende hissedemeyecektir. Evet, pekala. Sayın Yücel, çok teşekkürler değerli katılımınız için. Rica ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İzmir Barosu Başkanı Avukat Sayın Özkan Yücel telefon hattımızdaydı. Devam edelim diğer gelişmelerle. Evet, İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın meydana geldiği dairede bir kişi yaralandı. Patlamaya doğal gaz tesisatındaki değişikliğin yol açtığı belirlendi. Patlamanın yaşandığı dairede büyük çaplı hasar yaşandı. Dairede bulunan bir kişi yaralandı. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor. Esenyurt Güzel Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın en üst katında saat 10 sıralarında meydana geldi. Patlama nedeniyle daireden metal parçalar ve eşyalar döküldü. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa çıktı. Sokakta bulunan bazı otomobiller daireden saçılan metal ve eşyaların üzerlerine düşmesi nedeniyle hasar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmanda bazı dairelerin de camları kırıldı. Uzman ekiplerin patlamanın nedenini tespit etmeye yönelik çalışmaları ise sürüyor. Evet, 1 Eylül itibariyle balıkçılar vira bismillah dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte Gürpınar'da ağlarını denize atan balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Hayırlı işler, bereketiniz bol olsun, kolay gelsin. Gelsin başkanım. Kolay gelsin. Nasılsın? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 Eylül'de vira bismillah diyerek yeni avlanma sezonuna başlayan balıkçılarla sabaha karşı Gürpınar su ürünleri halinde bir araya geldi. İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. Spor kıyafetlerle balık haline giden İmamoğlu yeleğini giyip şapkasını taktı. Sektör temsilcileriyle buluşan İmamoğlu sorunları dinledi. Söyle. İstanbul'da 41 tane belediye var. 41'in 40'ı 39 mu? 39'un 38'i balık sattırıyor. Bağcılar semtinde balık satamıyoruz. Bundan ta 10-15 sene önce çok ufak ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar bir mevzudan yasak koyuldu. Pazarların içinde dükkanlar açtık. Hallerimizi bir görseniz var ya, rezillik başkanım. Konuşuruz başkanla bunu nedir diye, yani belediye başkanıyla bir konuşalım bakalım. Niye böyle bir... Bizim başkanımız sizsiniz başkanım. Yok, ayrıca çözüm bulmak için uğraşırız ama önce onun bir çok fikrini alalım. Çok mücadele verin. Tamam, önce onun bir fikrini alalım. Tamam başkanım. İmamoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra mezat alanına geçti. Balıkçıların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, esnafa ve çalışanlara
yeni avlanma sezonunda başarılar diledi. İnşallah dediğim gibi bol bol ürün, bol mahsul, vatandaşa daha uygun fiyata mahsul, sizlerin de ticareti artsın, böyle daha çok kazanın diye düşünüyorum. Hepinize, ailelerinize selamlarımı, saygılarımı iletin. Hayırlı işler diliyorum. Başkanım, size de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Mezatın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler hal içerisindeki lokantaya giderek balık çorbası, hamsi tava ve hamsili pilavdan oluşan menüyle kahvaltı yaptı. İmamoğlu çalışanlar ve yöneticilerle fotoğraf çektirdikten sonra balık halinden ayrıldı. Kolay gelsin. Evet, şimdi kısa bir araya çıkacağız. Saat başında gün izinin ikinci saat diliminde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye istatistik durumu yılın ikinci çeyreğine dair gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi Nisan ve Haziran ayları arasında %1.5 küçüldü. Gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1.5 azaldı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri 3.4 arttı, sanayi sektörü 2.7 ve inşaat sektörü 12.7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise 0.3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksi 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artarken gayri safi sabit sermaye oluşumu 22.8 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak 8.1 artarken ithalatı ise 16.9 azaldı ve iş gücü ödemeleri 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 21.1, net işletme artığı karma gelir 9.9 artış gösterdi. Evet, Türkiye ekonomisi 1.5 azaldı dedik. Şimdi telefon hattımızda Karar Gazetesi yazarı Sayın İbrahim Kahveci var. Sayın Kahveci, merhaba. Merhabalar Aslı Hanım, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Bugün büyüme rakamları açıklandı. Biz de o rakamları şu an tek tek okuduk, siz de dinlediyseniz eğer. Biz böyle rakamları veriyoruz ama bu alanda şu kadar azalma oldu, bu alanda bu kadar artma oldu diyoruz. Ancak daha çok anlaşılması için sizinle bir bağlantı kurmak istedik Sayın Kahveci. Ne anlama geliyor Türkiye ekonomisinin 1.5 azalması? Şimdi ekonomideki küçülme veya büyüme rakamları aslında bunlar da hep tali hesaplar. Asıl olan işsizlikleri. Yani insanlar ekonomide çarklar dönüyor mu, dönmüyor mu? Dönüyorsa insanlar iş buluyorlar mı, çalışabiliyorlar mı? Çalışıyorlarsa iyi bir gelirleri ve kazançları var mı, yok mu? Bunu ifade eder. Makro ekonomi, yani bütün ekonominin genel durumunu ifade açısından gayri safi yurt içi hasıla hesapları açıklanıyor. Buraya baktığımız zaman mesela geçen yıla göre tarım sektöründe bir miktar iyileşme var. Ama sanayi sektörü ve alt sektör olarak imalat sanayinde daralma devam ediyor. Hizmetler sektöründe, ki Türkiye hizmetler sektöründe önemli bir atılım yaptı. Özellikle turizmin bu sene iyi olması sebebiyle hizmetler sektörü ekonominin en büyük kesimi oluyor, hizmetler sektörü. Evet. Buradaki daralma çok daha sınırlı kaldı ama toplamda %1.5'luk bir ekonomik daralma var. Şimdi ben size daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Ekonomideki büyüme, küçülme rakamları ve insanları ilgilendiren işsizlik rakamı açısından oranları söyleyeceğim. Biz benzer bir ekonomik krizi yine 2008'in son çeyreğinde, 4. döneminde yaşamaya başladık ama küresel krizdi o.
Bu yılda neydi bizim ekonomik küçülme? 2018'in, yani 2008'in son çeyreği, 2018'in son çeyreği. 2008 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi %5.9 zaraldı. İşsizlik %11.4 ortalaması. 2009'un birinci çeyreğinde %14.4 daralma vardı. İşsizlik %13.1. 2009'un ikinci çeyreğinde ise 6.7 daralma, işsizlik 13.7. Buradaki şey şudur. Kriz ilerledikçe işsizlik oranları artıyor. Yani birinci çeyrekteki daralma, ikinci çeyrekteki daralma işsizliği artırıyor ama daralmalar sürdükçe işsizlik daha yüksek artıyor. Nitekim 2008'in son çeyreğinde 5.9 daralmada işsizlik 11.4 ama 2009 ikinci dönem daralmasında 13.7. Nihayet rekor da Nisan ayında oluyor. Nisan 2009'da işsizlik mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 13.9'la rekor kırıyor. Dikkat ederseniz buradaki daralma oranları, ekonominin makroekonomik küçülme oranları %5.9, 14.4, 6.7. Yani çok yüksek daralma oranları var. Peki şimdiki dönem ne oluyor? TÜİK şöyle açıklıyor. 2018'in bir son döneminde daralma 2.8. Evet. 2009'un birinci döneminde daralma 2.4 ve ikinci dönem daralma %1.5. Ama işsizliğe bakıyoruz. 2008'de 11.4 olan birinci dönemdeki işsizlik şimdi 12.2. 2018'in dördüncü döneminde. 2009'un başında 2009 birinci dönemdeki işsizlik 13.1, 2019 birinci dönemde 13.6. Yani 13.1 nerede, 13.6 nerede? Şimdi daralma %1.5 ama işsizlik %14. Evet. Yani ekonomik küçülme 2008-2009'da 5.9, 14.4, 6.7 iken işsizlik 13'lerde seyrediyor. Rekorda 13.9. Şimdi daralma 2.8, 2.4 ve 1.5 ama işsizlik %14. Daha yüksek. Yani rakamlar, seyirciler rakamları karıştırmış olabilir. Ekranda olmadığı için bunları böyle ekranda tane tane verdiğimiz zaman daha net anlaşılırdı. Yani anlamı şu, 2008-2009 döneminde işsizlik çok daha yüksek, ekonomik daralma çok daha yüksekken işsizlik daha az. Ama şimdi sadece 2.8, 2.4, 1.5 daralma var ama işsizlik %14. Yani bu şunu gösteriyor. Bu kriz ekonomik olmaktan çok işsizlik krizine dönüşmüş durumda. İşsiz sayısı çok. 2008 yani bundan tam 10 yıl önce küresel kriz esnasında işsiz sayısı 3.2 milyonken şimdi 4.5 milyon. Çok daha yüksek bir işsiz sayısı var. Başka bir açıdan ifade edeyim Aslı Hanım. Lütfen. Son 4 dönem birinci yıllıklandırılmış gayri safi yurt içi hasılaları hesaplıyorum. Son 4 dönem olarak veriyorum. 2018 ikinci döneminde bizim gayri safi yurt içi hasıla dolar bazında 884 milyar dolar. Şimdi 721,5 milyar dolar. Yani gayri safi yurt içi hasıla son bir yıl içerisinde tam 163 milyar dolar azalmış durumda. 163 milyar dolar biz değer kaybettik, para kaybettik. Bu bize gayri safi yurt içi hasılanın özellikle dolar bazında çok fazla gerilediğini, kişi başına gelirin 9000 doların altına düştüğünü falan gösteriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 2007 yılına geri döndük. 2007 yılında bile kişi başına gelir aşağı yukarı 9600 dolardı 2007 yılında. Şimdi daha düşük. Daha düşük noktaya geldik. 9000 doların altına düştük. Çok çalıştık, çok çabaladık ve 12 yılın gerisine düştük. Bilmiyorum anlatabiliyor muyuz? Yani bu ne ifade ediyor? İnsanların iki tür sorunu var şu anda Türkiye'de. Bir, toplam gelirleri 12 yılın gerisine düştü. İki, işsiz sayıları 12 yılın bile 10 yılın bile çok daha üzerine çıktı. Dolayısıyla insanların gelirleri düştü ve işsizlikleri arttı.
Ekonomik küçülme belki. Sayın Kahveci, bu durumun bu kadar vahim olduğunun farkında mı peki Türkiye? Siz 2007'yi örnek verdiniz. Hakikaten çok ciddi baktığımız zaman vatandaşlar belki bunun farkında. Ancak biz ülke olarak bunun farkında mıyız? Yani bunu önleyecek adımlar atıyor muyuz? Bunun farkında olup olmamak vatandaşların kendi düşünceleri. Yani bakarlar, bunda herhangi bir şey, ya bizim gelirimiz düştü veya düşmedi diye bir şey diyebilirler veya demezler. Ama bu sonuçta vatandaşların kendi değerlendirmesi. Herkes kendi cebine, kendi gelirine bakacak ve buna göre bir şey yapacak. Şey söyleyecek, yani kendi ekonomik durumlarına bakacak. Şu anda vatandaşların ne hissettiği, sanırım bunu işsiz kalan vatandaşların evlerine gidip sormak lazım. Yani durumunuz nedir veya geliri düşen, satın alma gücü düşen insanların şeyine sormak lazım. Belki kamuoyunda çok fazla ses çıkmayabilir. Bu başka nedenlerle kaynaklanıyor ama burada özellikle muhalefete ciddi görev düşüyor. Yani vatandaşın sesinin çıkmadığı dönemlerde muhalefet, vatandaşın çıkmayan sesinin sesi olması lazım. Onların söyleyemediklerini söylemesi lazım ki insanların mevcut ekonomik durumda ne duruma geldiklerini, belki kamuoyuna söyleyecek kaynakları yoktur, imkanları yoktur ama eminim ki evlerde, ailelerde birçok insan bu yaşadığı durumun dile gelmesini istiyordur. Şu anda rakamlar 2008-2007 yılının bile gerisinde, gelir seviyesi olarak, işsizlik olarak da küresel krizin çok daha üzerinde. Bunun üzerine daha söylenebilecek bir söz var mıdır ki? Yani daha bunun üzerine herhangi bir söze bile gerek yok aslında. Vatandaşın durumu gayet ortada. Evet, şimdi tabii daraldı dedik, ekonomik durumu konuşuyoruz, aynı zamanda işsizliğe de değindik. Bir de ben size doğalgaza gelen zammı sormak isterim Sayın Kahveci. İsterseniz onu hiç sormayın ya. Sorulacak bir soru değil çünkü. %30'luk bir zam. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Kış çetin geçecek hepimiz için. Sizin yorumunuz ne olur efendim? Şimdi burada yani aklımıza bugün ele aldığım mesele var. Bugün köşe yazımda da bunu işledim. Evet. 2018'in sonunda 25 Aralık 2018'de AK Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapıyor. Ve doğalgazı ve elektriğe %10 indirimi açıklıyor ve büyük bir alkış kopuyor. Ama doğalgazı ve elektriğe gelen zamlara bakıyoruz. Gece yarısı aniden geliyor ve kimse sahiplenmiyor. Sayın Burhan Kuzu bir tweet atıyor ve orada diyor ki doğalgaz zammını biz yapmadık, BOTAŞ yaptı diyor. Yani sahibi yok, bu zammın sahibi yok. Evet, bu siz zammın sahibi yoksa... ve öksüz bir zam haberi dediniz. Ama, evet. Evet, yani bir ay içerisinde bu kadar zam olması da dikkat çekici değil mi sizce? Burada tabii ki önemli bir nokta. Yani yurt dışında, dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Bakın o yazıda rakamları verdim. Hatta son iki ay, Haziran-Temmuz ayında doğalgaz fiyatları Avrupa piyasasında 5 dolarlardan 2.4 dolara kadar gerilemiş. Dünya fiyatları ucuzlayan bir doğalgaz piyasasında kur fiyatları neredeyse Türkiye'de 5.80'lerde sabit, 5.45-5.80. Hatta 6 lira bile kabul etseniz, biz şu anda 2 zam, yani %15-15 toplamı %32 yapıyor. %32 zamı bırakın, belki de %30 indirim yapmamız gerekirken bir zam yapıyoruz. Böyle bir anlam, bunun ekonomik bir gerekçesi filan, BOTAŞ ve ithal gaz fiyatları, dünya piyasası, bununla alakası yok. Bunun paraya olan ihtiyacımızla alakası var. Şehir merkezlerine bile paralı otoyollarda üst kişiler kurup vatandaştan para tahsil etmeye çalışıyorsak, demek ki işimiz bayağı zor. Demek ki para toplamaya, devletin paraya, hükümetin paraya ihtiyacı var ve para toplamaya devam edecek. Ben bunu önceki hafta bir yazıyla, şöyle bir başlıkla ifade etmeye çalıştım. Hükümet vatandaşa diyor ki eller havaya. Yani paraya, para lazım. Bunun başka bir izahı olamaz. Yani dünyada ithal ediyorsunuz. İthal ettiğiniz ürünün fiyatı hem dolar bazında hem TL bazında düşüyor. Ama buna rağmen bir ay içerisinde iki kere %15-15 zam yapıyoruz doğalgaza. Vatandaş bunu aslında kışın hissedecek. Geçen yıl
Ortalama 250 lira doğalgaz faturası ödeyen bir vatandaş artık 410 lira doğalgaz faturası ödeyecek. Elektrik faturası da keza aynı şekilde arttı. Allah vatandaşa sabır diliyorum yani. Gerçekten işi zor. Evet. Peki Sayın Kahveci, çok teşekkürler değerli katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim aslanım. Sağ olun. Karar Gazetesi yazarı Sayın İbrahim Kahveci telefon attığımızdaydı. Büyüme rakamları açıklandı bugün ve Türkiye ekonomisi 1.5 daraldı dedik. Bunun ne anlama geldiğini açıkladı İbrahim Kahveci ve 2007'den daha kötü bir durumda Türkiye açıklamasını yaptı ve doğalgaza da bir ay içerisinde topladığımız zaman %30'luk bir zam geldi. Bunun içinde bu zamı da sahiplenen yok ve bu zam sahipsiz ve öksüz bir zam haberi diye konuştu. Devam edelim. Doğalgazı konuşmaya devam edeceğiz. Bir ay içerisinde %30'luk zam geldi dedik. Tabii bu da hem vatandaşın hem de muhalefetin tepkisine de yol açtı. İyi Parti tarafından yapılan bir açıklama var. Bir ay içerisinde doğalgaza ikinci kez zam yapılması yaklaşan kış öncesi milletimizle alay etmektir denildi. Nereden, ...31 Mart seçimlerinin sembol görüntüsü Nereden Nereye şarkısı eşliğinde miting meydanlarında çay paketlerinin dağıtılmasıydı. Biz halden anlarız. Kışın içinizi ısıtacak bir müjdem var. Doğalgaz bütün evlerde yıl boyu %10 daha ucuz olacak. YSK'nın tartışmalı iptal kararından sonra gerçekleşen İstanbul seçimlerinin akıllarda kalan sloganı ise AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın doğalgaz için verdiği indirim vaadi oldu. %10 daha ucuz olacak. Ancak son haftalarda doğalgaza gelen zamlar tüketiciyi çileden çıkardı. Muhalefet de o zamlara tepki gösterdi. İyi Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir ay içerisinde doğalgaza ikinci kez zam yapılması yaklaşan kış öncesi milletimizle alay etmektir. Milletimiz kışı nasıl geçirecek hiç mi düşünmüyorsunuz? Milletimizden bu kadar mı uzaklaştınız denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da miting gerçekleştirdi. Ancak mitinge katılımın düşük olması dikkat çekti. Erdoğan'ın isim vermeden Davutoğlu'na yönelik verdiği mesajlar da bir o kadar dikkat çekiciydi. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu memleketi Konya'da hedefine aldı. Partiden ihraç edileceğinin sinyalini verdi. Bu yolculukta hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu'nun memleketi Konya'da iki ayrı programa katıldı. Öğle saatlerinde gerçekleştirdiği miting bugüne kadar Konya'da yaptığı en düşük katılımlı program oldu. Tarih boyunca nice büyük medeniyetlerin zirve şehri Konya bugün de ülkemizin iftihar kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesinde yer alıyor. Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler mitinge katılımın düşük olmasını Konya Davutoğlu'na sahip çıktı sözleriyle değerlendirdi. Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Erdoğan mitingde Davutoğlu'nu hedef almadı ama akşam saatlerinde Konya İl Teşkilatı'nın düzenlediği yemekte isim vermeden iletti mesajlarını. O sözler Davutoğlu ihraç mı edilecek sorusunu getirdi akıllara. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dikkat çeken bir paylaşım yaptı sosyal medyada. Altun, biz adamın nereli olduğuna değil nerede durduğuna bakarız dediler ifadesini kullandı. Evet, eski AKP'li Burhan Kuzu sosyal medyada alay konusu oldu ve Burhan Kuzu Mithat Paşa'nın adını andı. Biz sadece Abdülhamid'i yıkmaya odaklandık, sonrası ne olur hiç düşünmedik dediğini iddia etti. Oysa Mithat Paşa 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden tam 25 yıl önce hayatını kaybetmişti. Batar.
Eski AKP'li vekil Burhan Kuzu sosyal medyada yaptığı yorumlarla sık sık kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Burhan Kuzu yaptığı son paylaşımda 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da benzer şekilde hedef gösterildiğini savundu. Kuzu yaptığı paylaşımda 2. Abdülhamid Han tahttan uzaklaştırılınca bir gazeteci Mithat Paşa'ya sormuş. Paşam istediğiniz oldu. Şimdi ülke için projeniz nedir? Paşa, biz sadece Abdülhamid'i yıkmaya odaklandık. Sonrası ne olur düşünmedik demiş. Ne oldu? İmparatorluk çöktü. Tek hedef Erdoğan. Sonra notunu düştü. Oysa Kuzu'nun yazdığı ifadelerle tarihi gerçek farklıydı. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid 1908 yılında tahttan indirilmişti. Tanzimat döneminin önde gelen politikacılarından Mithat Paşa 1884'te Suudi Arabistan'ın Taif kentinde öldürülmüştü. Yani Mithat Paşa 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden tam 25 yıl önce hayatını kaybetmişti. AKP'li Kuzu'nun mesajının ardından sosyal medyadan itirazlar geldi. O itirazların başında tarihçi Sinan Meydan vardı. Meydan paylaşımında Mithat Paşa 2. Abdülhamid tarafından 1884'te Taif'te boğduruldu. 2. Abdülhamid 1909'da tahttan indirildi. Abdülhamid tahttan indirilirken Mithat Paşa yaşamadığına göre o gazeteci Mithat Paşa'nın ruhuyla konuşmuş olmalı. Ah güzel ülkem ah, güleriz ağlanacak halimize dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katılmıştı. AKP'li Burhan Kuzu o düğün sonrasında İmamoğlu'nu hedef alarak Hüseyin Yaşar ve ailesi hakkında terör örgütüne yakınlık suçlamasında bulundu. Yaşar Kuzu'ya sert bir dille yanıt verdi. FETÖ'yle kol kola olan bize çamur atamaz, mahkemede hesaplaşırız dedi. Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğün törenine katılmıştı. İmamoğlu'na karşı yoğun ilgi gösterilen o düğün sonrası, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu, sosyal medyadan Hüseyin Yaşar ve ailesi hakkında terör örgütüne yakınlık ithamında bulundu. Kuzu sosyal medyadaki o paylaşımında İmamoğlu Batman'da terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen bir düğüne katılıyor. Diyarbakır'daysa HDP KK'lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDP KK'nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor ifadelerine yer verdi. Bu ifadelere karşın Hüseyin Yaşar, Burhan Kuzu'ya sert yanıt verdi. Kuzu'nun FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le fotoğrafını paylaşan Yaşar, sosyal medyadan şu açıklamaları yaptı. Avukatımı aradım, mahkemeye vereceğim Burhan Kuzu denilen zatı. 30 yıldır siyasetteyim. Hiçbir örgütle ne benim ne de ailemin bağlantısı ve üyeliği olmadı. Tam tersine hep şiddete karşı durdum. Dün FETÖ'yle kol kola olan bize çamur atamaz. Mahkemede hesaplaşırız. Yaşar, utanmadan bir de bize laf atıyorsun. Önce bizi araştır bakalım, sonra konuş. Seni mahkemeye vereceğim dedi. İl başkanının oğlu ve İmamoğlu'nun da katıldığı düğünle evlenen Cihan Yaşar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burhan Kuzu'ya tepki gösterdi. Yaşar, sözde Profesör Burhan Kuzu, Sayın İmamoğlu Batman'da terör örgütüne yakınlığıyla bilinen ailenin düğününe katılmış diyor. Kuzu, bizim ailemizde bir tane terör örgütüne destek veren bulamazsın. Senin FETÖ'yle kol kola olduğun zamanı unutmadık. Bu attığınız çamur tutmaz dedi. Diyanet'in Cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemesinin yankıları sürerken iki tartışmalı olay daha yaşandı. AKP Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk'ten söz edilmemesini eleştirenlere ve kadınlara hakaret etti. Trabzon'daysa caminin dışına Atatürk posteri asıldı. Ancak müftülük o posteri kaldırın dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı camilere gönderdiği cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemiş, Diyanet'in bu skandalı bir camide cemaatle imamı karşı karşıya getirmişti. Bir tartışmalı olay da Trabzon'da yaşandı. Yeni Mahalle İncirlik Camii Yaşatma Derneği Başkanı Ali Sait Yılmaz, 30 Ağustos'ta caminin dışına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı. Müftülükten
o resmi kaldır telefonu geldi. Yılmaz kaldırmayacağım dedi. Atatürk bayrağımız bugüne kadar yoktu. Bir arkadaşımdan 30 Ağustos için ödünç aldım. 30 Ağustos'ta önce cami imamını aramışlar. Sonra ben il müftülüğünün telefonundan arandım. Müdür olduğunu söyleyen kişi o resmi kaldır dedi. Hangi resmi diye sordum. Atatürk denilmedi. İsmini dahi söylemediler. Ben de kaldırmam dedim. Saat 19 gibi Trabzon müftü yardımcısı olduğunu söyleyen bir kişi özel cep telefonundan aradı. O resmi kaldırın, bayrak dursun orada. Yolu alsın o resmi de dedi. Neden diye sordum. Bayrak bizim simgemiz dedi. Atatürk bizim kurtarıcımız. Cumhuriyetin kurtarıcısı dedim. Bana terbiyesizlik yapma dedi. Diyanete tepkiler sürerken Çorum AKP Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş ise bir skandala imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde Zafer Bayramı'nda Atatürk'ten söz edilmemesini eleştirenlere ve kadınlara hakaret etti. Reşit Keleş Facebook hesabından yaptığı açıklamada Diyanet Kemalistlere göre hutbe yapacak, Diyanet Kemalistlere göre fetva verecek, Müslüman Kemalistlere göre başını kapatacak, Müslüman Kemalistlere göre inanacak, Müslümanların helalini haramını Kemalistler belirleyecek. Buna layıklık diyeceğiz. Siz kimsiniz? Yazarak küfür etti. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği kiraya veriliyor. Etimesgut'taki arazilerin metrekaresinin tarımsal üretim için 10 kuruşa kiralanacağı duyuruldu. Açık artırma tarihi ise 17 Eylül. Mimarlar Odası kiralamaya tepkili. Atatürk Orman Çiftliği'nde 300.492 metrekarelik bir alanın açık artırmayla kiraya çıkarılmasına karar verildi. Atatürk'ün mirası olan çiftliğin Etimesgut'taki arazilerinin tarımsal üretim için kiralanacağı duyuruldu. Açık artırmayla arazi kiraya verilecek. Metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarılacak. Tarih ise 17 Eylül. Mimarlar Odası ise bu adıma tepkili. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan satış ve kiralama yöntemiyle Atatürk Orman Çiftliği talan ediliyor dedi. Can'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaparak Atatürk Orman Çiftliği arazilerine sahip çıkıp kent tarımı yapılmalı, halka ucuz ve sağlıklı gıda teminine öncülük edilmeli dedi. Baroların tepkisine neden olan adli yıl açılış töreni Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılmayan baroları eleştirirken Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit istinaf mahkemelerine yönelik eleştirileriyle dikkatleri üzerine çekti. Törende konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da baroların eleştirilerine yanıt verdi. Yeni yönetim sistemimizde yürütmenin de temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamların çoğu temelsizdir. Yargı üzerinden milletten ve hukuktan aldığı yetkiyle görevini yapan yürütme erkiğiyle onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na saldırmak aslında doğrudan siyasal alanı hedef almaktır. Baroların Beştepe boykotunu bu sözlerle tepki gösterdi. Boykota katılmayan Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür etti. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği başkanlarımızı bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle yine şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Adli yıl açılış töreni tüm eleştirilere rağmen Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvetler ayrılığının yok edildiği eleştirilerine yanıt verdi. Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi işlerinde bağımsız bir şekilde çalışması, hepsinin de anayasada Cumhurbaşkanına verilen devletin başı misyonu etrafında birlikte hareket etmelerine mani değildir. Yargı reformu strateji belgesi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Avrupa Birliği organları her ne kadar ülkemize karşı açıkça ayrımcı bir tutum içindeyse de biz bu reform belgesiyle aynı zamanda tam üyelik yükümlülüklerimize olan bağlılığımızı da göstermiş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde devam ettireceğimiz dinamik reform süreciyle İnşallah demokrasimizi güçlendirecek, milli iradenin üstünlüğünü
İnşallah daha da pekiştireceğiz. Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan isim Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Ciritoğlu. Adli yıl açılış töreni için şeffaflık vurgusu yaptı. Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda tüm tarafların katılımı ile şeffaf ve demokratik şekilde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İstinaf mahkemeleriyle ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu Cirit. Aynı olayda aldıkları ceza bakımından bir kısım sanıkların istinafta itiraza geliyor olması, bir kısmında temize incelemesine tabi tutuluyor olması adil yargılama hakkını zedelen niteliktedir. Bu halde suçlardan birisi Yargıtay'da inceleniyor ise diğer suçlarında aynı konumda olan bağlantılı suçlarında Yargıtay'da incelenmesi gerekir. Devam eden soruşturmalarla ilgili siyasilerden gelen açıklamalar bu konuda da tarafsızlık vurgusu yaptı Cirit. Siyasilere uyarılarda bulundu. Gerek yurt dışından üst düzey siyasi kişiliklerin devam eden soruşturmalara ve davalara ilişkin beyanları haklı gerekçeleri olsa bile belli yönde karar vermeleri için mahkemelerde çağrıda bulunmaları veya açıklamalar yapmaları adil yargılama hakkını güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki bağımsız ve tarafsız mahkeme fikriyle bağdaşmamaktadır. Cirit Avrupa Birliği'ne de tepki gösterdi. Söz konusu raporu değersiz bir kağıt parçasına dönüştürmüştür. Türk yargı etiği bildirgesi de görmezden gelinmiştir. Uluslararası alanda Türk yargısına yönelik karalama kampanyasının bir parçası olan rapordaki ifadeler Avrupa Birliği'nin Türk yargısı ve kamuoyu önünde itibar kaybetmesine yol açmıştır. Ve baroların boykotuna katılmadığı için sert eleştirilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. O da kürsüde bu eleştirilere yanıt verdi. Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. İşte biz bugün bunun için buradayız. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi değildir, destekçisi değildir. Yargı erkinin üç eşit kurucu unsurundan savunmayı temsil eder. Feyzoğlu dikkat çeken önerilerde de bulundu. Türkiye Barolar Birliği'nin HSK'ya üye seçimine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Mesleki sınav çağrısı yaptı. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgi ölçen zor bir sınav olmalıdır. Önerimiz son derece somuttur. HSK üyelerinin yarısını meclisimiz 3/5 gibi çok nitelikli bir oyla, dolayısıyla yüksek bir uzlaşma seviyesiyle belirlesin. Bu durumda uzlaşma kaçınılmaz olarak liyakat temelli olacaktır. Hem de demokratik yapı tesis edilmiş olacaktır. Kalan üyelerinde Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yine nitelikli oyla belirlenmesini öneriyoruz. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na da belli sayıda aynı yöntemle seçeceği HSK üyesi kontenjanı tanınmasını talep ediyoruz. İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın meydana geldiği dairede bir kişi yaralandı. Patlamaya doğalgaz tesisatındaki değişikliğin yol açtığı belirlendi. Patlamanın yaşandığı dairede büyük çaplı hasar meydana geldi. Dairede bulunan bir kişi yaralandı. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor. Esenyurt Güzel Yurt mahallesindeki 4 katlı apartmanın en üst katında saat 10 sıralarında meydana geldi. Patlama nedeniyle daireden metal parçalar ve eşyalar sokağa düştü. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı. Sokağa çıktı. Sokakta bulunan bazı otomobiller daireden saçılan metal ve eşyaların üzerlerine düşmesi nedeniyle hasar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmanda bazı dairelerin de camları kırıldı. Uzman ekiplerin apartmanın nedenini, patlamanın nedenini tespit etmeye yönelik çalışmaları sürüyordu. Daha sonra doğalgaz tesisatına da bir sıkıntı yaşandığı belirlendi.
1 Eylül itibarıyla balıkçılar vira bismillah dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte Gürpınar'da ağlarını denize atan balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Bereketiniz bol olsun, kolay gelsin. Başkanım. Kolay gelsin. Nasılsın? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 Eylül'de vira bismillah diyerek yeni avlanma sezonuna başlayan balıkçılarla sabaha karşı Gürpınar su ürünleri halinde bir araya geldi. İmamoğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. Spor kıyafetlerle balık haline giden İmamoğlu yeleğini giyip şapkasını taktı. Sektör temsilcileriyle buluşan İmamoğlu sorunları dinledi. Söyle. İstanbul'da 41 tane belediye var. 41'in 40'ı 39 mu? 39'un 38'i balık sattırıyor. Bağcılar semtinde balık satamıyoruz. Bundan ta 10-15 sene önce çok ufak ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar bir mevzudan yasak koyuldu. Pazarların içinde dükkanlar açtık. Hallerimizi bir görseniz var ya, rezillik başkanım. Konuşuruz başkanla bunu nedir diye, yani belediye başkanıyla bir konuşalım bakalım. Niye böyle bir... Bizim başkanımız sizsiniz başkanım. Yok, ayrıca çözüm bulmak için uğraşırız ama önce onun bir çok fikrini alalım. Çok mücadele ettim. Tamam, önce onun bir fikrini alalım. Tamam başkanım. İmamoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra mezat alanına geçti. Balıkçıların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, esnafa ve çalışanlara yeni avlanma sezonunda başarılar diledi. İnşallah dediğim gibi bol bol ürün, bol mahsul, vatandaşa daha uygun fiyata mahsul, sizlerin de ticareti artsın, böyle daha çok kazanın diye düşünüyorum. Hepinize, ailelerinize selamlarımı, saygılarımı iletin. Hayırlı işler diliyorum. Başkanım, size de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Mezatın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler hal içerisindeki lokantaya giderek balık çorbası, hamsi tava ve hamsili pilavdan oluşan menüyle kahvaltı yaptı. İmamoğlu çalışanlar ve yöneticilerle fotoğraf çektirdikten sonra balık halinden ayrıldı. Kolay gelsin. Rize'nin Güneysu ilçesinde Handüzü yaylasına kamp kurmak için çıkan 6 kişi Cuma günü kaybolmuştu. Aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu gruba ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 40 saatin ardından ulaşıldı. Açıklamayı Rize valisi Kemal Çeber yaptı. Çeber yaptığı yazılı açıklamada Küçükçayır Köyü Paşa Çukuru Deresi mevkisinde vadiye giderek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan bir çocuk 6 kişiye İl Afat Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığını belirtti. Öte yandan Çeber 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu da aktardı. İstanbul Ümraniye'de yatılı bir Kur'an kursunda erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu ve şiddet uygulandığı iddia edildi. 17 yaşındaki bir öğrencinin savcılığa giderek şikayetçi olmasıyla olay yargıya taşındı ve çok sayıda sorumlu tutuklandı. Konuyla ilgili ayrıntılar da gelmeye başlıyor. Ailelerin anlatımları ve çocukların beyanları yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Mağdur bir ailenin anlatımına göre istismara uğrayan en az 30-35 çocuk var. Ailelerin anlatımları ve çocukların beyanları yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Erkek öğrencilerin gittiği Ümraniye'de Fıkıh Derisimli Derneği'nin bünyesinde faaliyet gösteren ruhsatsız yatılı Kur'an kursunda öğrencilere hem cinsel istismarda bulunulduğu hem de şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi mağdur ailelere ulaştı. Mağdur çocukların anlattıkları kan donduran cinsten. 14 yaşındayken Kur'an kursuna giden Y.I. isimli çocuğun anlatımına göre kurstaki sorumlu bazı çocukları kayırıyor ve onları odasına çağırıyordu. Her şey masajla başlıyordu diyen Y.I. yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Hoca odasına çağırarak kendisine masaj yaptırıyordu. Daha sonra farklı yerlerine dokunduruyordu. Bana da yaptırdı. Ancak daha ileriye gidemedi. M.E.Ö. isimli çocuğun hocalarla aynı yatakta yattığını, sabah kalkıp duş aldıklarını, daha sonra ise namaz kıldıklarını çok gördüm. Ancak bu çocuk önce tüm yaşadıklarını anlatmasına rağmen daha sonra şikayetçi olmadı.
Kurstaki diğer çocuklar da yaşadıklarını anlatıyordu. Ancak bizim şikayetimizin ardından onlar karakolda aksini iddia ettiler. Konuşmayan en az 30 arkadaşımız var. Kendilerine hocanın cinlerinin musallat olacağını söyleyip susuyorlar. Hoca zaten verdiği derslerde sürekli cinleri olduğunu söylerdi diye konuştu. 13 yaşında kursa giden mağdur çocuk İT de kursta yaşananları şu sözlerle özetliyor. Kurs sorumlusu ve eğitmenler cinsel el kol şakaları yapıyorlardı. Bazı arkadaşlarımızı kucaklarına alıyorlardı. İşin dayak boyutu da vardı. Çekiçlerle dövülüyorduk. Mağdur HRÖ'nün babası Ertan Öğ ise çocuğunun kurs hocalarına iftira attığını öne sürdü. Neden iftira attığını bilmiyorum diyen baba Ertan Öğ, bu hocaları çok iyi tanıyorum. Böyle şeyler yapmalarının mümkünü yok. Ben hocalardan şikayetçi değilim. Gözümle böyle bir şey görmedim dedi. Bu arada 6 mağdur çocuğun şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede 6 çocuğa yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği belirtilen kurs sorumlusu Ömer I'nın 145 yıla kadar, eğitmenlerden Hacı Serkan Bey'in 50 yıla kadar, Tarık Bey'in ise 25 yıla kadar hapsi istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm için harekete geçildi. AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın otopark ihalesi ve otel yapılmaya başlanacağı duyurulması ise tepkilerin odağına yerleşti. Akıllarda soru işareti bırakan bu açıklamaya bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun, rant için talan edilen doğanın ahı iki yakanızda dedi. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayder çıkışıyla harekete geçildiği kentsel dönüşüm butonuna basıldı. Gözler Ayder'dayken AKP kanadından gelen bir açıklamaysa tepkilerin odağına yerleşti. Ayder'i bu yapılanmayla değil, kentsel dönüşüm değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz. Erdoğan böyle demişti 2 yıl önce. Öz eleştiri yapmış, Ayder için kentsel dönüşümü işaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde de bölgede kurulan salıncakları eleştirdi. Ayder'i bunlardan temizleyeceğiz dedi Erdoğan. Salıncaklar tek tek sökülmeye başlandı Ayder'den. Şu andaki Ayder bizim temsilimiz olamaz. Çalışmalar hızlanırken AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın otopark ihalesine ve otel yapılmaya başlanacağını söylemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Avcı Ayder'in dünyanın en önemli turizm merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacağını da ekledi sözlerine. Vatandaşın menfaatine olan bir şeyin karşısına geçmek mümkün değil. AKP'li Avcı'dan gelen Ayder'de otopark ihalesi ve otel yapımını başlatacağız açıklamasına tepkiler ise gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Turun AKP'li vekile sert çıktı. 2 yıl önce biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik diyen Erdoğan, şimdi ise partisinin Rize milletvekili Ayder'e otopark ve otel yapılacak diyor. Rant için talan edilen doğanın ahı iki yakanızda. Takipçisiyiz. Şimdi gözler Ayder'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında. Evet, dün futbol severler ayaktaydı. Önce Galatasaray uzun süredir anlaşmaya çalıştığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirtti ve binlerce taraftar Falcao'yu karşıladı. Bir de dün akşam derbi heyecanı vardı. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcular sahaya bireysel silahlanmaya hayır pankartıyla çıktı. Galatasaray Radamel Falcao transferiyle en büyük hamlesini yaptı. 33 yaşındaki süperstar dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Kolombiyalı golcü Falcao'yu binlerce Galatasaraylı bekledi. Saat 16'da geleceği açıklanan Falcao'nun uçağı 4 saat rötar yaptı.
Buna rağmen binlerce Galatasaray taraftarı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin önünde müthiş bir atmosfer oluşturdu. Falcao'nun İstanbul'a gelmesinin ardındansa coşku doruk noktasına ulaştı. Havalimanında bekleyen taraftarları selamlayan Radamel Falcao iki defa üçlü çektirdi. Eşi de bu mutluluğa eşlik etti. Yıldız futbolcu için Galatasaray'ın bir de Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Dün akşam Ülker Stadyumu'ndaysa derbi heyecanı vardı. Nefes kesen Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi. Maçtan önce ise muhteşem görüntüler vardı. Fenerbahçeli futbolcular maça bireysel silahlanmaya hayır pankartıyla çıktı. Fenerbahçe taraftarları ayrıca maç öncesi yaptıkları koreografi ile 1959 yılı öncesi sayılmayan şampiyonluklara göndermede bulunarak 29 koreografisini yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermede bulundu. ...2019 Kadınlar Eurovoley'de son 16 turunda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Hırvatistan'la karşılaştı. Türkiye 133 dakika süren 5 setlik inanılmaz maçta Hırvatistan'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye 4 Eylül'de gerçekleşecek finalde Hollanda'yla karşı karşıya gelecek. Nefes kesen ve 5 set süren inanılmaz karşılaşmada Türkiye 26-24, 18-25, 31-33, 25-22 ve 16-14'lük setlerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Yunanistan'ı set vermeden 3-0 yenen Hollanda ile Türkiye 4 Eylül'de yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Evet, bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yarın saat 13'te yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.